Genco, buraya kadar Pınar'la ilgili mi geldin? Onlar taşındı biliyorsun. Biliyorum. Ama evleri buraya yakın. İstiyorsan ben götüreyim. Gerek yok. Pınar için gelmedim. Ama Pınar'ı gördüm. Sen eve mi gidiyordun? Evet. Buraya kadar geldim ama içeri giremedim. Bir sorun mu var? Boş ver. Anlatılacak bir şey değil. Can sıkıntısı diyelim. Senden haber ver. Dünya başına yıkılmış gibi görünüyorsun. Bir kez daha dünyam yıkıldı. Nasıl ya? Karışık. İlk kez kendimi bu kadar güçsüz ve çaresiz hissettim. İstanbul'a geldiğim ilk günü dün gibi hatırlıyorum. Ailemi, yuvamı, her şeyimi kaybetmiştim. Amaçsızca yaşıyordum. Sonra kanımdan, canımdan birini buldum. O akrabanı değil mi? Ona yakın olmak bile yetiyordu. Sadece onun varlığı. Karşısına geçmesen bile onun yaşadığını bilmek, görmek. Ama Pınar'a da aşık oluverdin bu arada değil mi? Evet. Acılarımdan kaçarken başka acılara tutuldum. Bu acıya alışsan iyi olur. Yani Pınar'ın babası Özde iyi adamdır ama... yani pek kabulleneceğini sanmıyorum seni. Acıdan kaçınmıyor. Hep iki ateş arasında kalıyorsun. İlla ki birinden biri yakıyor. Tutuşturuyor seni. Ne güzel söyledin. İki ateş. Ortası yok. Nereye gidersen git yanacaksın. Kaçış yok. Ama yansan da yanmasan da yaşayacaksın bu hayatı değil mi? Aynen öyle. Hayat seni yaksa da yakalıyor bir yandan. Bırakmıyor. Mutlaka yaşamaya değer bir şeyler sunuyor Özge. Uzun zamandır salıncağa binmemiştim. Oysa çocukken inmek istemezdin. Daha hızlı sallanmak, daha yukarı yükselmek isterdin hep. Nereden biliyorsun bunu? Parkta görürdüm. Yani ben kardeşimi getirdiğimde siz de orada olurdunuz bazen. Sahi mi? Annenle baban bizim eve yakın bir yere getirirdi seni. Ya da sen olduğunu sandığım küçük kızı. Uzaktan görürdüm. En hızlı sallanan sen olurdun. Gene öyle yükselebilsem. Her şeyin, sorunların, soruların üstüne çıkabilsem keşke. Bazen rüyamda sallandığımı görüyorum. Arkamda beni sallayan biri. Belki abim, belki de bir başkası. Daha hızlı abi, daha hızlı. Şimdi seni salladığın gibi. Genco, o zamanlar mutlu muydun? Ya söylesene, mutlu bir aile miydik? Ben aileni tanımıyorum. Söyledim ya, sadece uzaktan görürdüm. Yine de anlarsın. Birbirlerine bakışlarından, belki ellerin tutuşlarından. Babam annemi sever miydi? Hem de çok. Sen sallanırken baban annene özlemişçesine bakardı. Yüzü aydınlanırdı hep. Bu söylediklerine göre babam annemden başkasına bakmazdı değil mi? Hayır. Yani sanmıyorum. Neden sordun? Hiç. Öylesine. Biliyor musun? Pınar'ın da yüzü aydınlanıyor seni görünce. İçinde bir ışık yanıyor sanki. Evet. Bu işi zorlaştırıyor. Pınar'ın beni, benim onu sevmem. Neden zorlaştırsın ki? Aşk her şeyi güzelleştirir bence. Her şeyi çözer. Keşke öyle olsa Özge. Pınar'la aranızda bir sorun mu var? Seni eve bırakayım ben. Bugünü çözmeden geçmişe dalmak çözüm değil. Eve, annemin yanına dönmeliyim.